Hoca, evet. Ders hazır mıyız? Bugün ne çalışacağız seninle? Ne yapmıştık? Tam sayılar kümesini sana geniş bir şekilde anlattım. Ve şimdi ise tam sayılarla ilgili ne tip sorular karşımıza çıkacak testlerimizde bugünkü dersimizin konusu bu. Evet, hemen ilk örnekle başlıyoruz yine. Nuh'un Gemisi Yayınları kendi TYT kitabından senin için seçmiş olduğum soruları birlikte çözelim. Bakın ne diyor ABC pozitif tam sayı görüyor musun? İşte eğer sen pozitif tam sayı dendiğinde bunun z artı olduğunu düşünemezsen. Hadi düşündün diyelim, eğer bunun içindeki sayıların birden başlayıp artı sonsuza kadar gittiğini düşünemezsen bu soruyu çözemezsin. Ama biz ne yapıyoruz? Düşünüyoruz. Biliyoruz. Tamam. Buna göre A çarpı B 6, B çarpı C 15 olduğuna göre A artı B artı C toplamı en az kaç? Şimdi eğer sen toplamın en az olmasını istiyorsan ortak olan, bakın ikisinde de ortak çarpan kim? B var. Bu arkadaşı büyük seçmek zorundasın. E düşünüyorum ya, kaç seçeyim? Kafama göre mi seçeceğim? Hayır, elbette değil. E B hem 6'yı çarpan olacak hem de 15'i değil mi? E düşünüyorum, 6 ile 15'in en büyük çarpanı kim? 3 değil mi? Evet, o zaman diyorum B yerine 3 verdim. B yerine 3 verdim. O zaman A yerine 2 gelir. C yerine de 5 gelir ve en azını bulmuş olursun. Pozitif tam sayı dediği için topluyoruz. Bakın A 2, B 3, C 5. Cevap o zaman 10 olarak bulunmuş. Yalnız bu soruyu bir de en çok deseydi nasıl çözerdi? Bakın en çok. Onu da çözmüş olalım, ne fark eder? Kalemin rengini değiştiriyorum. İşte en çok deseydi o zaman B'yi en küçük, yani ortak olan harfi en küçük seçecektim. Yani ne yapacaktım? 1'e 1 seçecektim. E 1 seçtiğimde bakın A kaç olacak? 6. B kaç olacak? 15. Bakın biraz önce 10 olarak bulduğumuz terimi bu sefer A'mız 6, B'miz 1, C'miz 15. 16 bakın 22 olarak bulur. Gider Edirne şıkkını işaretledim. Sen de aynı soruda bakın. Eğer burayı Z deseydi bu işlem nasıl değişirdi? Senin de onu düşünmeni ve Instagram'a yazmanı ya da videonun altına sonucu eklemeni istiyorum. Evet, şimdi ben diğer bir örnekle bakın üçüncü örneği birlikte çözelim. Diyor ki üçüncü örneğimiz, çarpımları 16 olan iki doğal sayının, bakın neymiş, doğal sayı olacakmış, toplamının en küçük değeri kaç? Çarpımlar 16. Yani A çarpı B'miz kaçmış? 16. Bunlar doğal sayı olacak. Evet. Toplamının en küçük değeri. E diyorum ki ya toplamın en küçük olmasını istiyorsan aslında eğer yorum yapamıyorsan şöyle yapabiliriz. Ya kardeşim bizden A artı B'nin en küçüğünü soruyor. Ya arkadaş ben 1'e 16 versem. E 1 artı 16'dan burası kaç yapar? 17. Yani şurası 17 oldu toplam. Peki 2'ye 8 versen, 8 yeri 2 16, bakın 10 çıkar toplam, değil mi? Peki başka, ya 4'e 4 versen, o da 16 yapar, bakın 8 çıkar, değil mi? E bize 2 doğal sayı demiş, farklı demiş mi? Hayır dememiş. O zaman cevap 8. O zaman buradan şöyle bir yargıya varabilir miyiz? Çarpımları sabit olan, bakın çarpımları sabit olan iki sayının toplamlarının en küçük olmasını istiyorsan sayıları birbirine yakın seçeceksin. Ha, en büyük olmasını istiyorsan sayıları birbirine uzak seçeceksin. Bak aynı soruda eğer bana en küçük değildi, en büyüğü sorulsaydı, en büyük. Değil mi? Ona da bakalım. O zaman da bakın 1'e 16 seçecektim. Bakın 1'e 16 ve sonuç ne çıkacaktı o zaman? 17 çıkacaktı, değil mi? Ama bizden en küçüğünü sorduğu için ne yapıyoruz? Çarpımları birbirine yaklaştırıyoruz. Mümkünse eşit alıyoruz. Ki burada zaten 4 çarpı 4. Ama dikkat edin, bu da farklı deseydi, iki farklı doğal sayının deseydi, bakın bu kelime oyunlarına dikkat edin, farklı deseydi o zaman 2 ile 8'i alacaktık. O zaman cevap bakın 10 çıkacak. Onun için mutlaka soruyu iyi okumalı, iyi anlamalı ve sayı kümelerinden hangi küme üzerinde çalıştığımızı iyi bilmeliyiz. Hemen altındaki dördüncü sorumuza da bakalım. Şimdi dördüncü soru ne diyor? A ve B sıfırdan farklı iki basamaklı doğal sayılar. Bakın şartlar var. Sıfırdan farklı olacak.
iki basamaklı doğal sayılar olacak. 2 a eşittir 3 b olduğuna göre artı b toplamının en büyük değeri nedir? Ben zaten şunu biliyorum ki eğer 2 a 3 b'ye eşitse a değeri ne olmalıdır? B'nin katsayısı olan 3'ün katı. B değeri ne olmalıdır bu eşitliğin sağlanması için? A'nın katsayısı olan 2'nin katı. Şimdi bana ne diyor? İki basamaklı doğal sayılardır ve en büyük değerini soruyor. Kimin A artı B? Şimdi ben diyorum ki ya K yerine ben ne vereyim ki? A en büyük, B en büyük iki basamaklı sayı olsun. Düşünüyorum. Ya diyorum ben eğer K'ya 33 verirsem bakın burası ne yapar? 99 yapar. Çünkü neydi iki basamaklı? İki basamaklı en büyük sayı 99. Daha fazla veremem. Oraya 33 verdiysen buraya da 33 vermek zorundayım. 2 çarpı 33 o zaman kaç çıkacak? B'de 66 çıkacak. İşte alabilecekleri en büyük değer budur. 15 birer de 16, 165 olarak bulunmuş oldu. Peki sen hemen kendine şunu sor. En küçüğünü sorsaydı ne yapacak? Bakın en küçük. Bu takdirde de diyecektim ki ya ben K'ya ne vereyim ki? B iki basamaklı en küçük sayı olsun. Kaç verebilirim? O zaman 5 veririm. O zaman benim B değerim kaç çıkar bakın? 10 çıkar. Yukarıda da K yerine 5 verdiğimde A değerim kaç çıkar? 15 çıkar. O zaman da bakın en küçük değeri de 25 olarak. Dikkat edersen o kadar kolay ki değil mi? Yeter ki matematiksel sayı kümelerini, içeriklerini ve senden ne istediğini anla. Gerisi çocuk oyuncağı. Evet, peki devam ediyoruz. Bakalım başka. Şurada 13. sorumuz var. Bakın şekilli soru. Onu bir görelim. Diyor ki soru, yukarıdaki tabloda aşağıdaki kutularda bulunan ifadeler üstlerinde bağlantılı oldukları iki kutu içindeki ifadelerin toplamına eşittir. Buna göre A artı B artı C toplamı nedir diye soruyor. Bakın. Yani bana diyor ki C sayısı, bakın C 7 ile eksi 2'nin toplamıdır diyor. O zaman ben C yerine ne yaparım? 7 eksi 2, 5 olarak yaz. Peki A kimmiş? Şey daha doğrusu 7 kim? Eksi 5 ile A'nın toplamı. Eksi 5 artı A bize kimi verecek? 7'yi verecek. O zaman eksi 5'i 7'nin yanına atarsak A'mız kaç çıkar? 12 çıkar. Peki A ile B'nin toplamı da kimi verecek? Eksi 2'yi. A artı B eksi 2. A'mız kaçtı? 12. 12'yi karşıya atarsak B eşittir. Kaç çıkar? Eksi 10. Hiç değil. O zaman A'mız 12. B'miz eksi 14. C'miz artı 5. 12, 5 daha 17 yaptı pozitif. Öbürü de eksi 14 oldu ve işlemin sonucu 3 olarak bulunmuş. Anladık zannedersem? Ne dersin? Gayet de kolay değil mi? Evet, yeter ki iyi okuyalım, iyi anlayalım. Senin bu sorularda çözemeyeceğin soru mevcut değil. Peki, hemen 14. sorumuza bakalım. Diyor ki sorumuz, bakın A ve B tam sayı. Dikkat. Yani Z. Yani A ve B yerine ister pozitif ister negatif sayılar verebilir. Aman dikkat. A B'den küçük o da sıfırdan küçük. O zaman her ikisi de bunun negatif mi? Tamam. A artı B eksi 10 olduğuna göre A çarpı B en az kaç olabilir? Bakın burada negatif sayılar ona da dikkat edin. Şimdi diyorum ki ya madem A ile B negatif olacak kardeşim ve bunların toplamı eksi 10 ve en azı sorulabiliyor. Çünkü bunlar çarpıldığında bakın ikisi de negatif olduğu için pozitif bir sonuç çıkacak. Onun için aslında ben küçük seçmek zorundayım. O zaman diyorum ki ya A'ya eksi 9 vereyim. B'ye de eksi 1 vereyim. Ne dersin? Eksi 9, eksi 1 toplarsan eksi 10 yapar. Ve eksi 9 ile eksi 1'i çarparsan bakın eksi eksi çarpı artı 9 yapar. Hocam başka veremez miyiz? Verelim bakın. Eksi 8'e hatta şuraya yazayım bakın. A artı B eksi 10'dur. Mesela eksi 8'e eksi 2 verir. Bakın bu durumda A artı B ne çıkar? 16. Eksi 7'ye eksi 3 verse bu kaç çıkar? 21. Dikkat edersen sayılar birbirine yaklaştıkça çarpımın değeri büyüyor. Bizden en az demiş değil mi? O zaman kardeşim demek ki
En küçük alabileceği değer kaçtır? Artı 9'dur diyor. Bu da anlaşıldı zannedersem. Evet, hemen geçiyorum şuradaki 15. sorumuz. Şimdi diyor ki A ve B iki tam sayıdır. Tamam. A 3 eksi x, B de 8 artı x olduğuna göre A çarpı B çarpı alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi hocam x'in ne olduğu belli değil. Değil mi? Ne yapacağız diyoruz. X'i bilmeden de sen biraz önce biz aslında burada ne anlattık? Toplamları bilinen ya da toplamları sabit olan bir sayının çarpımlarının en büyük en küçüğünü bulur. İşte yazar bize diyor ki bakın bak kardeşim diyor, her ne kadar x değişkeni varsa da sen bunları taraf tarafa toplarsan birisi artı x birisi eksi x olduğu için bunlar birbirini götürür ve a artı b'ye kaç çıkar? 11. Şimdi aslında hikaye başlıyor. Toplam 11 ise a ve b iki tam sayı ise çarpımların alabileceği en büyük değer nedir? Ne demiştik? Birbirine yakın seçmeye çalışacağız. O zaman 5'e 6 seçelim. Değil mi? O zaman da A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer bakın 30 olarak bulunmuş olur. Yani cevabımız değişir. Anlaşıldı mı? Zannedersem anlaşıldı. İşte tam sayılarda işlemler dediğimiz soru tipleri bunlar. Sen elbette ki bu sorular yeterli gelmeyecektir. Biz bundan sonra beceri temelli videomuzu çekeceğiz. Sen de elindeki kaynaklardan bu tür eğer eksiksen soru çözmeye devam. Ha, üniversite sınavında hocam bu tip soru gelir mi? Artık gelmiyor. Daha çok beceri temelli sorular. Ama bunları da bilmemiz gerekiyor değil mi? O beceri temelli sorularda daha hakimiyetimizin yüksek olabilmesi için kesinlikle bunu da bilmemiz gerekiyor. Evet, bir diğer ders videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz.